be. Bir minder 150 milyon olur mu? Yuh da ne yuh yani? Ne yuh? Mindere abla. Bir minder 150 milyon olur mu? Sana ne minderde? Kaldı ki sen bir gazetenin sondan birinci sayfasından başka hiçbir şey okumazsın ki. Abartma abla. Ne ab? O zaman sana böyle bir şey söylüyorum. Herhangi bir gazetenin, herhangi bir köşe yazarının ismini söyle bana. Köşe yazarı? Evet. Ercan Saatçi var. Can Bartu var. Altan Tanrıkulu var. Ömer Çavuşoğlu var. Başka sorum yok. Sanık sizindir sevgili anneciğim babacığım. Beni okumaktan sen soğuttun biliyorsun değil mi abla? Kendin inanıyor musun buna? Hayır. Bu bir şeyler çeviriyor ama dur bakalım çıkar meydana. Şimdi ne yapalım, otobüsle iyi bir anlaşma yaptım. Ben kalan parayla bunları bir modern İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne götürürüm. Nereden görecekler bir daha değil mi? Kerem kapıya bak. Abla telefondayım. Başka bir yerde olsan şaşardım. İyi akşamlar Afet Hanım. Kerem kiminle konuşuyormuş az önce telefonda? Bilmiyorum Hürper Hanım. Sizin de bilmenize gerek yok zaten. Teessüf ederim Afet Hanım. Yani öğrenciniz kardeşimin askerliğini yapıyor. Siz hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsunuz. Korkarım soranlara, kendinizi eğitim neferi olarak tanıtıyorsunuzdur. Allah bilir. Allah'ım ben ne günah işlemiş olabilirim ki akşam akşam böyle bir ceza veriyorsun bana. Ne öğrencisi, ne askerlik yakması hanım. Ya bilmezlikten gelmeyin Afet Hanım. Hani sizin melez bir öğrenciniz var ya. Leyla. Ha, bakın nasıl bildiniz kim olduğunu. Demek ki suçun farkındasınız. Ya ne suçu, benim başka melez öğrencim yok ki. Teessüf ederim Afet Hanım. İnsanları ırkları yüzünden aşağılamayın rica ederim. Neyse işte o melez öğrencinizi benim saf kardeşim Ruhi'den uzak tutmanızı istirham ediyorum efendim. Ben öğrencilerimin özel hayatıyla ilgilenmiyorum efendim. Ay ama nedir yani bizim ailemizi sizden çektiği Afet Hanım ya? Ay öğrenciniz yüzünden kardeşim sürekli askerden kaçıyor. O kardeşiniz Kerem kızıma asılıyor diye kalktı üvey annesinin evine kaçtı. E siz bir ara benim kocama sarkıyordunuz Metin'i. Ya adam gidecek Meksika'ya yerleşecek diye ödüm kopuyordu. Neyse şimdi çok şükür post bıyıklı var da. Bana bak. Bana bak Ürper Hanım. Benim deli damarımı attırma. Benim deli damarımı attırma. Sen Meksika'ya kaçsan da benden kurtulamazsın ona göre. Tamam. Tamam siz bir şeye sinirlenmişsiniz belli. Artık bunu sakin sakin yarın bir ara konuşuruz. Post bıyıklığa mı kızdınız? Bana soracak olursanız vallahi kaçırmayın bu fırsatı derim Afet Hanım. Niye? Çünkü ne demişler? Koca hikayeden benzini... Ben de... Ay yorgunluk geldi ben gidiyorum. Yarın tekrar konuşuruz olur mu? Ah, hadi hoşçakalın. Metin, Afet Hanım'la post bıyıklı kavga etmiş biliyor musun? Hay Allah, Allah.